Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bulsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar utkazmakını sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, mübarek Ramazan ayıda Ramazan tohvaları deb nomlangan turkum sohbatlarimizni navbatdagisini sizlar bilan o'tkazish baxtiga sazovor qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Sizlarni bu buyuk va muhtasham Ahli Sunna va Jamoa mazhabini mo'tarab tur fiqhi mazhablaridan birining egalari İmam-ı Azam namıdaki mescidlerinizde büyük Ramazan ayının keçelerinde uçraşıp sohbet kuruşumuzun özü kette bir baktır. İmam-ı Azam'ın namları Numan İbni Sabit. Lekin öz devirlerinde barca imamlarının büyüğü bölgeleri için başka imamlar bu kişinin İmam-ı Azam deyip etegeller. Büyük imam, kette imam. Ana sizlerinin mescidiniz, ana şundaki büyük şahsını, İslam alamının muhtabar müctehidinin namını alışını oza, cide bir acayip, güzel, muhteşem timsalını namayan etedi. Bu bilen mescid kavmi her kança fakirlense az boladı. Sizler bilen kıladığan sohbetimizin evvel de, ben kolumdan gelgenice, sizler bilen birgelikte insanını, adamını, Allah Ta'ala evvel bar hakk kılgen paytidegi hadiselerden bir hadiseni esnaf otuşunu özümge rava gördüm. Allah Subhanahu ve Ta'ala tuprakta su kuyup layıkar adam atanı yarattı. Onge öz ruhudan can püflep tirik jonzotga aylatdi. Va u kishidan uning juftlari momo havoni yaratdi. Odamni yaratib bo'lgandan keyin farishtalarni hammasini odamga ta'zim qilishga, sajda qilishga buyurdi. Hamma sajda qildi, ta'zim qildi. Illo iblis bu ishni qilmadi. Alloh taolo unga murojaat qilib, xitob qilib aytdi: "Ey iblis, ben öz kolum bilen yaratken zatke ne mege sacda kılmadın emir kılgenimde. İblis, ben ondan yakışımın. Beni ottan yaratken sen onu topraktan dedi, laydan dedi. Adam aleyhisselam bilen Mama Havva'nı Allah Ta'ala cennetke kiritti. Cennette köz kurup kulağı eşitmegen, Adem'in hayalige kemegen nazı nimetler, meyve çiveler var idi. Anacılarının hammasını yığırıyorlar dedi. Fakat yine bitti derek var, şundan yemeyler. Lekin şeytan iğva kıldı. Adam ata bulan Mama Havva, haligi derekten meyve yediler, avretleri açıldı. Üyetleri açıldı. Hepsiz nadamat buldu. Bana şu yerde Allah yaratken nerselerden ikitesi Allah'a asilik kıldı. Avval şeytan asilik kıldı.
Allah'ın emrine boysunmadı. Secde kıl degen buyruğa amel kılmadı. Keyin Adem aleyhisselam asi buldular. O kişi Allah'ını kaytkargeniden kaytmadılar. Şu daraktan yemegen de oldu, yemmoydular. Allah'ını özü yaratken mahlukuya kıyan talebe de inkar buldu. Amr talebe de boysunulmadı. Kaytarık talebe de kaytılmadı. Lekin ahir akıbat gelip Adem muazzez oldu. Allah'ın yeryüzündeki orun basarı oldu. Şeytan lanetki uçuradı. Ve iki dünyada haru zarf oldu. Fark ne mi? İki o hem günah kıldı. İki onu hem Allah yaratken. Biri emrini kılmadı, biri kaytarıkı yürmedi. Lekin birinin akıbeti bilen inkisindeki asma bilen yerce her kılık oldu. Adam Allah yaratken nesillerinin azizi mukarramı buldu. Allah'ın yeryüzündeki orun basarı buldu. Şeytan Allah yaratken nesillerinin en haru zarı buldu. Allah'ın lanetini uçuradı. İki dünyada demek ki haru zarlık onunla bitirdi. Fark kayırdı. Kayırdan gelip çıktı bu. Bana şu insaniyetin hakikatini anlatın anlarsa. Fark. Günahını koygandan keyin özünü tutuştan çıktı. İki oyun günah kıldı. Adam ata günah kılışı bilen Allah nemege kıldın demesinden durun. Rabbana zalamna enfusana illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin dedi. Yani darruh tavbaga şaşırdı. Şeytan çıktı. Şeytan men dedi. Mammanlık kıldı. Ana hayrun minhu. Ben ondan yakışımam. Beni ottan yarattın, onu loydan yarattın dedi. Ana serkeşlik kıldı. Tavba kımadı. Boyun eğmedi. Fark şu yerde. Bana şunu insaniyet daim yadıda tutuş gerek. İnsaniyetini, hayatını destekli saatlerde sadır bulgen hadise ahir zaman geçe kaladigen büyük hakikattir. İnsan hakiki insan bosa, Adam farzandı bosa, Allah'ını aziz ve mükerrem yaratkeni bosa, yeryüzündeki orun basarı bosa, günah kılışı bilen tavuklara şaşırışı gerek. Şu işini kımasa, men dese, menlik kısa, şeytanını izmiden yürgen boladı, onu ketiden boladı. Ana oşanın için bizi dinimizde tavba keng targ'ib qilinadi. Tavbaning eshigi nihoyatda keng ochilgandir. Odam balası qachon tavba qilsa, Alloh qabul qilishni va'da bergan. Doim mana shu haqiqat insonni yodida turishi kerak. Yana bir buyuk haqiqat shuki, tavba qilish uchun albatta gunoh qilish shart emas. Odam balasining o'zi xatodan iborat. Aniq bir gunohni qilib, ko'zga ko'rinib, qo'lga tushib qolish shart emas. Har doim tavba qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam, agar dunyoda bir odam zoti tavba qilmay yuraversa bo'ladigan bo'lsa, shu kishi bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo u kishini avvalgi yu oxirgi gunohlarini kechirib qo'ygan. Ma'sumliklarini e'lon qilib qo'ygan. Ya'niki, gunoh qilmaydigan qilib yaratgan Alloh. Lekin shu zot nima dedilar? Tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman dedilar. 100 marta har kuni. Umrida zarracha gunoh qilmagan zot har kuni 100 marta tavba qiladi. U kishi ummatlari siz bilan biz gunohkor bandalar, demak, tavbani ko'paytirishimiz kerak. Kul bani adama khatta ve khayrul khatta'in at-tawwabun dediler Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Adam balasını hammasi ser hatadır. Hatası sığmay yatıptı. Lekin ser hatalarının en yaxşısı ser tavbasıdır. Adam balası var ki hata kıladı.
imkoni yo'q xato qilmasdan. Lekin shularni xatokorlarni yaxshisinima ser tavbasi. Tavba so'zi qaytish ma'nosini anglatadi. Ya'ni gunohdan qaytish, Allohga qaytish, yaxshilikka qaytish, xayr barakaga qaytish bo'ladi. Ana shuning uchun doim istig'for aytib, ya'ni astag'firulloh, Allohdan mag'firat qilishini so'rayman. Mag'firat nimadan qiladi? Gunohdan mag'firat qiladi Alloh. Allohning haqida inson gunoh qilib qo'ydimi? Bandani haqida qildimi? O'zini haqida qildimi? Hayvonot olami, nabotat olami, jamodat olamini haqida qildimi? Hammasidan tavba qilish kerak. Tavba insonni o'zini pastga olishidir. Banda o'zini qancha pastga olsa, Alloh uni shuncha yuqori qiladi. Ana bu haqiqatlarni biz doim yaxshi bilishimiz kerak. Ba'zi bir dindoshlarimiz, millatdoshlarimiz nasihat qilsangiz, men ko'p gunoh qilganman, meni gunohim kechirilmaydi, u bu deydi. Tushunmaganidan aytadi. Ma'rifati yo'qdan aytadi. Aqlini ishlatmaganidan aytadi. Gunoh qilish juda yomon narsa. Yoki gunoh katta gunoh. Ammo gunohim kechirilmaydi degani undan katta gunoh. Gunohim kechirilmaydi degan odam Allohni g'afur sifatiga iymon keltirmagan bo'ladi. Gunohlarini barchasini kechiruvchi zot ekanligini tanimagan bo'ladi. Ana shuning uchun mana shu haqiqatni biz yaxshi bilib, doimo tavbaga tayyor yurishimiz kerak. Hadis shariflarda bu ma'noda juda ko'p tushunarli gaplar aytilgan. Noumid bo'lish faqat shayton. Shaytonni Alloh taolo uzr kesib kechirmasligini aytib qo'ygan. Shuning uchun noumid shayton. Qolganlar umidi bor. Yetkizib tavba qilsa, Alloh taolo kechiradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu tubu tawbatan nasuha. Buyruq. Ey iymon keltirganlar, nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba degani haqiqiy tavba. Hech kam ko'sini qildirmasdan qayta gunohga chorlamaydigan, qaytarmaydigan bo'lib tavba qilish. Shu amrga binoan tavba qilish mu'min musulmon bandaga farzdir. Doim tavba qilib yurishi kerakdir. İmam Buxoriy rivoyat qiladilar. Bizdan oldin o'tgan ummatlardan bir odam 99 ta odamni o'ldirdi. Keyin ko'ngliga odamiyligi tushdi. Shuncha ishni qilib qo'yibman u. Tavba qilsam qabul bo'larmikan, bo'lmasmikan. Bir bilimdan odamni oldiga borib, men shunaqa 99 ta odamni o'ldirib qo'ydim. Tavba qilsam qabul bo'larmikan, debdi. Desa, seni tavban qayerda qabul bo'ladi, shuncha odamni o'ldirib yuboribsan u. Palomiston degan ekan, uni ham o'ldirib 100 ta qildi. Keyin yana odamiyligi qaytibdi. Odamiyligi qaytibdi. Boshqa bir ilmli odamni oldiga borib, gapini aytgan ekan, bo'ladi. Tavban qabul bo'ladi. Faqat sen bu yerda emas, palon yurtga borib qilgan tavban. Buning hikmati shuki, inson gunoh qilib o'rganib qolgan joyida gunoh doim uni o'ziga chorlab turadi. Gunoh qilgan joyi tanish, vositalar tanish, gunohga tortgan og'aynilar tanish, yana ichida yursa shunga aylanaveradi. Shuning uchun shariatda o'shanaqa tavba qilganlarni boshqaga chiqib ketish nasihat qilinadi. Haligi odam umidvor bo'lib, haligi insonni nasihatini olib o'sha aytilgan tarafga tavba qilish niyati bilan jo'natdi. Yo'lda ketayotib o'lib qoldi. Yo'lning o'rtasida o'lib qoldi. Hadisda aytiladiki, rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talashib qoldi. Rahmat farishtalari buni jonini men olaman deydi. Azob farishtalari yo'q, men olamiz, biz olamiz. Nimaga? Bu 100 ta odamni o'ldirgan. Bu azobini chekish kerak. Bular, bu tavba qilgani ketyapti.
Allah'a sıdk edilden tavba kımaksıydı. Bu kıyallarını bilmeyi kılıp koyuldu. Şu, talaş. Şunda, demek talimat geldi ki, o şey adamını yatken cahiden ölçeyleri, kaysi tarafı yakırlığa. Günah kılıp koyulgan yerine yakın mı? Tavba kıyanı kediyetken tarafı yakın mı? Ölçesi bir karış tavba kıyanı tarafı yakın çıkanıken, bu mesela rahmet parıştaları bunu canına nasip ediyor. Ana bu degani ne degani? Bu degani cemiyette hiçbir kişi özünü özü içini yiyip çekige çıkıp koymasın. Müslümanlar cemaası mı bulsun. Günah kısa tavba kısın. Köpçülükle koşulsun. Özü çıkıp şeytanda okşa mendim yürümesin. Cemaatke koşulsun. Köpçülüğü bilen birge bulsun. O şeyler bilen yakşilik yolu da hareket kısın. Tavbasını sıdkı dilden kısın. Tavba kanaka boladı. Tavba günahtan bir yolu acırap çıkışını azmi karar bilen niyet kıladı. Avval kıyan tavbaları ge sıdkı dilden nedamat kıladı. Ve ikinci o şey tavbaya kaytmaydı. Ana şu tavbanın kabul buluşuna umudvarlık var. Endi o'sha tavbani ichida gunoh sodir etayotganda bandani haqqiga xiyonat qilgan bo'lsa, mana u uch narsani qilish bilan birga o'sha xiyonat qilgan narsasini qaytarib beradi. Egasidan uzr so'raydi, oborib beradi. Alhamdulillah hozir mana shunaqa ish qilayotgan odamlar bor. Mana o'zimga qanchalari keldi, hovlisini, mashinasini sotib, qolansini haqqini yeganman deb oborib, u odamni esdan chiqib qo'yamiz, bilmaydi. Diyor, yok, siz de sizden çıkıp kaptım, ben miyim, hatta keçireyim, bana sizin hakkıyız, ben falan kını oğulup getirdim, deriz ki yaptım. Hani tavuğun hakikisi insanın şuna kadar güzel halde getirdi. Bu narsalar, demeyi camiyatını yakışılık için, hayrı, barakası için hizmet kıladık olan narsalardır. Allah-u Teala özünü dinine katta bir babını bekardan bekarına kırgızmaydı. Büyük hikmet. İnsoniyatga, jamiyatga, xalqqa, hammaga foyda beradigan narsalar. Mana tavbani haqiqati hamma yerda kerak bizga. Gunohni his qilish, o'zini noto'g'ri ish qilib qo'yganini tushunib yetib, shunga nadomat chekish, afsuslanish, ikkinchi marta buni qilmaslikka Allohning oldida qasam ichib, so'z berish bu ulug' narsa. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi tushunib ortaga qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Oilamiz ham, elimiz, yurtimiz ham, o'zimiz ham. Qo'y bu yerda bo'laylik. Yo haligi muallaq olamga kirib, internetdan foydalanib, dinimizni, odobimizni, axloqimizni, ilm ma'rifatni o'rganaylik. Yoki kimdir chet elga borib ishlab, bolasini boqishga, oilasini tuzatishga narsa topib kelsin, o'qib, ilm ma'rifatli bo'lib kelib, xalqqa, elga, yurtga xizmat qilsin. Tecrübe almasın, yakışı buladı. Lekin, haligindek barı alıp, buzunçu bulmasın. Yaman yolda kirmesin, Allah'la günahkar bulmasın, cinayetçi bulmasın. Ana bu taraflarını boylaş gereği buladı. Ana şu manada hamması da marifet gerek. Marifet, cüde, pişik, puhta, unça munçaga, nersaga, özgürmeydiğen derecedeki ilimdir. Mana shuni biz katta e'tibor bilan o'zimizga demak tushuncha qilib olishimiz kerak. O'zimiz uchun kerakli narsalarni yaxshi o'rganib, bolalarimizga o'rgatib, ana o'shandan keyin yaxshi bir holatda yashab borsak, inshaalloh xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'zing biz ojiz bandalaringni tavbani ko'p qiladigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgan. Tavbani haqiqatini tushunib yetib, doimo o'zingni oldingda o'zimizni ojiz sezib, gunohlardan chetda bo'lib, ajr savobli ishlarni qilib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh barchalarimizni tavvob bandalaringdan bo'lib, o'zingni karaminga, rahmatinga muyassar bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora, yuqorida aytib o'tilgan holatlardagi kabi
türlü alaka vasıtalarında bir adablik, şerimsizlik, günah işler, cinayetlerle koşuluştan özün esregen. Çetke çıkıp yürgen ferzantlarımız, aka ukalarımız, apa singil, vatandaşlarımızın hemmelerine insaflı tavuk vergen. O şehirde yürgenleri de hem özünden korkup, tinç aman, günahlarla kol urmasından, acır sevaplı işlerini kılıp, özleri, aileleri, kavmi karındaşlarına manfaatli işlerini kılıçlarına özün yardımcı bulgun. Onların türlü cinayetlerden, buzgunçiliklerden özün esregin. Pervardigara, halkımızın özün marifet pervar, halk olup barışı da yardımcısı bulgun. Daima hayır barakede özün teminatçı bulgun. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allah biz aciz bendelerin özümüzünü, acizliğimizini tan alıp, zayıfliğimizini tan alıp, hacetmenliğimizini tan alıp, özünü uluğvarlığından umudvar bulup, kadirliğinden umudvar bulup, dualarını kabul kılışından umudvar bulup, özün etkeniğindek dua kılmaktamız. Seni özün bu dualarımızını özün vaada kılgenin de kabul eylegen. Allah üşbu büyük Ramazan ayının uluğ keçelerden biri de teravih namazı da Kur'an-ı Kerim'ni tilavatını kılıp hatim kılmaktamız. Bu ibadetlerini hemmesini özün dergahinde kabul eylegen. Kur'an-ı Kerim'ni tilavatı üçün belirledigen sevaplarını özün köpeytirip vergen. Bu uluğ ayını kündüzlerde tutuyatken rozamızını dergahinde kabul eyleb, acrini, sevabını köpeytirip vergen, tutken rozalarımızını ahirette bizge şefaatçı bulup, kolumuzdan tutup cennetke yetekleb kirişini nasip etken, keçeleri bedar bulup kılayatken hatmi Kur'anlarımızını hem kabul eylegen, Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayetçi kılgen, ahirette şefaatçi olup kolumuzdan tutup cennetke alıp girişini nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Üşbu hatmi Kur'an sevabıdan otup gitken barça mumunu mumunatlarını, hususen Andijan diyarıdan ötken azizlerimizini, üşbu mescidini kurup ötkerler, onda ibadet kılıp ötkerler, onda ibadet kılıp turgerlerden ötkerlerini hemmeleri geferverdikara sevabını eriştirgen. Kur'an-ı Kerim'e rahmet, şahisteyi cennet kırgın, kabirlerini münavvar eyleb, ahiretlerini abad kırgın, kargallarını berçelerini, aziz halkımızın hemmesini, hususen üşbu mescidde özünge korkutarıp dua kıttırgan bendelerine, aile azaları, bala çakaları, kavmi karındaş, yar-ı dost biraderleri bilen, berçe berçelerini sah selamet, ticaman kırgın, türlü bala afetlerden, havfu hatarlardan özün esregen. Umurlarına, rızklarına, kesplerine bereke vergen. Allah özünden yalvarıp sorayımız. İçimizde bimarlarımız var. Ularını berçelerine özün şifayı kamil vergen. İçimizde başıge müşkül şükürlerimiz var. Ularını müşkülünü özün kuşayış eylegen. Perverdigara musafırı barlarımız var. Ularını musafırına hazır eylegen. Hacetmenlerimiz var, onların hacetini rava eylegen. Karızlarlarının karzını özüçte özün yardımcı borgen. Ferzen taraflarına koşa koşa ferzenlerini ata kırgen. İlim taraftaki yaşlarımızga ilmi ladun, ilmi Rabbani bergen. Okuşlarını asan kırgen. Yakşı okup, organı mutakassis bolup elge yurtge, halka hizmet kırışlarını nasip etken. Allah Ramazan-ı Mübarek'in şerafetinden elimiz, yurtumuz, halkımız başıdan rahmetini nazır kılgın, berekatini nazır kılgın, günahlarımızı mağfiret eylegin. Bu Ramazan ayından günahlarımızdan paklanıp anadan yenge tulgen deyip olup çıkışımızda özün yardımcı bulgun. Allah kesbikardaki azizlerimiz, dehkallarımız, ziraatçılarımız, çarvadarlarımız, ticaretçilerimiz,
hammalarının mehnatlarının samarası mol kol bo'lishini nasib etgan. Parvardigora ularning turmushlarini farovon qilgan, dasturxonlarini to'kin sochin qilgan, o'zlarini baxtga, saodatga ko'milib, bergan ne'matlaringga shukr qilib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgan. Ushbu diyorda xalqimizga, elimizga, yurtimizga xizmat qilayotgan muhtaram qozidamlarimiz boshchiligidagi barcha ulamolarni ham hifzi himoyangda asragan, ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. Bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari hammalarini masjid xizmatida qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Hammalarini Parvardigora o'zingni baytinga qilgan xizmatlari evaziga oxiratda qasrlarni qurib, ularni yuksak bir maqomga erishishlarida o'zing sababchi bo'lgan. Alloh xalqimizga kalomining Qur'oni Karimni harf-ma-harf, tajvid bilan go'zal tarzda xatimda o'qib berayotgan qorilarimizni hifzi himoyangda asragan. Bu azizlarimizning zehnlarini yana o'tkir qilgan, hafizalarini yana ham kuchlik qilgan. Uzoq muddatda evda, yurtda, xalqda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgan. Qorilarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Bu qorilarimizga o'xshash qorilarimizni sifatlari Parvardigora va siyratlari yana ham ziyoda va go'zal bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh ushbu jamoatda turib, qo'l uzatib, duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, undan afzalini bergan. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergan. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini qabul aylagin. Alloh barchalarimizni xatolarimizga tavba qilishda Rasulullohdan o'rnak olishimizni nasib etgin. Parvardigora, xatokor banda ekanligimizni doim tan olamiz. Xatolarimizni o'zing mag'firat aylagin. Tavbaga hammamizni chorlagin. Adashganlarga hidoyatga solgin. Parvardigora, hammamiz o'zingni qulchiligini qilib, roziligini topib, oxiratga xayr-barakaga sabab bo'lishimiz, muyassar bo'lishimizni nasib etgan. Yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham afzal va go'zal tarzda ibodatingni ado etib, yana do'st, yor, birga bo'lib yurishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. El-yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannor va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.